Ben bunları havlu ve mevcut örtüleri için çalışıyorum. İstediğiniz şekilde sunum peçetelerinde, havluda, mevcut örtülerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, bu yine yapmış olduğumuz havlumuz. Kanepçe işi çalışarak bunları farklı nakış teknikleri de kullanabilirsiniz. Üzerine tesbihimizle birlikte çok şık duran havlumuz ve tesbihimiz. Bunlar da yine büyük havlulara aynı şekilde kullanmış olduğumuz motiflerimiz. Başka videolarımızda tekrar detaylı anlatımını yapacağım. Kanalımızda da birçok çiçek ve modellerimizin yapımı mevcut. Burada ben çıt çıt kullanarak daha kullanışlı bir hale getirmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde çiçekleri çıkartıp farklı çiçekler yapabilirsiniz veyahut da yıkayıp tekrar havlularımızı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden yaparsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah. Arkadaşlar, çiçeğimizin tohum çalışmasını göstermiştim. Burada tekrar göstermek istiyorum. Bakın, burada arkada ipimizi bağladık. Bunları istediğiniz renk tohum rengi çalışabilirsiniz. Genelde sarı, siyah. Ben simli ipten yapıyorum. Sizler istediğiniz renk tohum rengi seçebilirsiniz. İpimizi sabitliyoruz. Ben burada gösterdiğim için tekrar bakın burada iplerimizi uzatarak çalıştık. Bunu şimdi model gösterdiğim için sadece ortasında tohumumuzu tekrar göstereyim. Herhangi bir yaprağın içinden çıkıyoruz. Tek tohumda dediğimiz gibi arkadaşlar bakın bunu bir kere yapıyoruz. Burada 3 kere uyguladığım model var. Bunu karşıdan çıkarak hemen bir ortasından çıkarak 3 kere tekrarladığınızda bunu yapacaksınız. Bugünkü çalışmış olduğumuz modelimizde bu şekilde hemen dibinden tohumları yaparken buradaki iplerini sizler yaptıktan sonra ortasına çalışırsanız daha iyi olacaktır. Bakın arkasında ipimiz, biz önden hemen dibinden iğnemizi battık ve öndeki ipimizi burada 50 veya 60 tane kadar sarabilirsiniz. Ortadaki yuvarlaklığına göre bu değişebilir.
60 kere sarmış olduk. Burada hafif iğnemizi oynatarak bir taraftan iğneden çıkartalım sardıklarımızı. Bakın burada yavaşça çektiğimizde gelecektir. Bakın tuttuğumuzda sıkıca arkadaşlar iğneden çıkarttığımızda bakın ipimizi bu şekilde çekersek yuvarlak şekil kendinden hemen alacaktır. Bunu 2-3 yerinden tutturarak daha da sağlam olması için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın tohumumuz oluşmuş oldu. İster bu şekilde üçlü yaparak veya tek olarak da uygulayabilirsiniz. Tek renk veya da renkli olarak çalışabileceğiniz güzel bir motif modeli. Tekrar başka videolarımızda yine paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz videolardan sizler de paylaşarak kanalımıza destek olursanız memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Bizleri Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah.